Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşıyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir kişinin iki dudağı arasına hapsedilmek isteniyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. İstediği kadar sarayında debelensin. Asla izin vermeyeceğiz. Demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Demokrasinin bedelleri vardır. O bedelleri ödemeye hazırız. Efendim hapse girersiniz. Hapse atmazlarsa namerttirler. Hiç korkmayacağız. Hiç çekinmeyeceğiz. Yürek, yürek birliği içinde mücadele edeceğiz. Demokratik, layık, sosyal hukuk devletini değiştirmek istiyorlar. Bir dikta yönetimi getirmek istiyorlar. Ne senin boyun, ne senin kilon buna yetmez arkadaş. Kusura bakma. Defalarca söyledim, bir daha söylüyorum. Nerede? Van'da söylüyorum. Terör kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, hangi amaçla gelirse gelsin, insan olarak, parti olarak, yol arkadaşlarımız olarak terörün her türüne şiddetle karşı çıkacağız. Terör bir insanlık suçudur. Bakın değerli yol arkadaşlarım, Çukurca'da dün 8 şehidimiz, bugün tekrar bir şehidimiz geldi. Hepimizin içi kanı alıyor. Böyle bir olayı nasıl oldu, kimler, hangi gerekçelerle Türkiye'nin başına bela ettiler? Bunu sorgulanması lazım. Bu sorun tarihsel derinliği olan bir sorun. Bu sorunu beraber çözmek zorundayız. Hep beraber. Bu sorunu çözmek istiyorsan sorunun adresi meclistir dedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sorunu çözelim. Her türlü desteği verelim. Hayır efendim. Biz kendimiz çözeceğiz. Buyurun çözün. Faturayı başbakan mı ödüyor? Faturayı cumhurbaşkanı mı ödüyor? Beyefendi sarayında oturuyor zaten. Her gün şehitler geliyor. Bu akşam da düğün dernek yapacak beyefendi. Kandan beslenen bir insan bu. Açık ve net söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan kandan beslenen birisidir.